Yani hı-hı, bana bir şey katması lazım ve insanlara güzel örnek olmak lazım. Yani güzel örnek olursam o projeyi kabul ediyorum. Ne versiyondaki menajer ve ajanslar artık ipini koparan olmuş yani ve çok kötü. Bazı ajanslar var, para alıyorlar. Yani bu işi yapan insan ajansa para kazandırır. Güzel bir aksiyon filmi istiyorum. Belki ben çekerim, ikimizi oynatırım. En güzeli koşa, bence koşa, bu zamanda. Koşa koşa gelirim ben. Arkadaşlar nasılsınız? Beni sorarsanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim. Bu yanımda görmüş olduğunuz yakışıklı da öyle. Kendisi Gürcan Aktaş, benim oyuncu ve model arkadaşım. Merhaba Gürcan'cığım, nasılsın? Teşekkür ederim Gülcüğüm, merhabalar. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz ekip olarak. Seni de gördük, daha iyi olduk. Bize vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sizlerle olmak çok güzel. Gürcan'cığım, seninle 1,5-2 senedir görüşemiyoruz. Neler yapıyorsun? İş anlamında da, özel hayatında da. Özel hayatımda bu aralar biraz mola var ama iş hayatımda biliyorsun maalesef bu pandemi hepimizi rahatsız etti. Evet, haklısın. Pandemiden dolayı setler durdu. Beklemedeyiz. İnşallah bu günleri beraber atlatacağız. Güzel geçecek. Bekliyorum, şu an bir beklemedeyim. Arkadaşlarım sunmaya başladılar beni. Geçen ama seni aradığımda bir reklamdaydın sanırım, setteyim demiştin. Evet, bir söyleyebilir küçük bir proje misin? Gelmişti. Onu da paylaşabilirim sizlerle, iyi olur tabii. Hı hı. Prima reklamı çektik. Çocuk Prima bezi. Reklamı? Evet. Baba rolü? Yok, bu sefer baba değil. Doktor mu? Bu sefer doktor yaptılar beni. Arkadaşlar biz belli bir saatten sonra, o benim erkek versiyonumdur. Ben de çok reklam çekmişimdir. Gürcan da öyle. Ben dişisi, o erkeği. Yüzü geçik, onda da reklam var. Ama belli bir saatten sonra anne baba olmaya başladık. Evet. Ha bak, değişik olmuş bu. Evet. Bu değişik olmuş. Değişik bir rol olmuş. Ne zaman yayınlanacak? Yayını bekliyoruz. Montaj yapılmıştır herhalde ama önümüzdeki günlerde yayına girer gibi geliyor. Çünkü bize açıklamıyorlar, bize de paylaşmıyorlar. Yasak. Hı-hı. Onlar hazırlayıp sunacaklar. Bana mı diyorsun? Sizler daha iyi bilirsiniz tabii ki, yani Nilgün Hanım. Gürcan'cığım, biraz eskiye dönelim. Sen ne zaman modelliğe başlamıştın arkadaşım? Biz seninle Neşe Erberk zamanı tanışmamıştık. Canan ortak vesile olmuştu da bir araya gelmiştik. Aynı ajansta olmamıza rağmen birlikte iş yapmamıştık. Sonrası hep pişti olmaya başladık. Modellik, oyunculuğa geçişim, biraz bunlardan bahseder misin? Tabii ki. Ben 97 yılında başladım mesleğe. Hı hı. Modelliğe başladığımda Erberk'te başladım. Erberk'te tanıştım modellikte. Benim gibi. Evet. Maalesef seni o günler tanıyamamak üzücü ama... Kısmet geçmiş. Kısmet ama yapacak bir şey yok. Evet, aynen. 97'de hem modellik yaparken ilk kamera çekimim de 97'de oldu. Erler filmde Sibel dizisinde küçük bir rol almıştım. O zaman Karahan Çanta ile Sibel Can oynuyordu başrollerde. Aa evet, biliyorum o diziyi sanırım. Aynen, o hı-hı, dizide ben basketbol takımında Karahan'ın çok samimi arkadaşıydım. Hı-hı. Böyle 3-4 bölüm onun karakterini oynadım. Hı-hı. Ondan sonraki yıllarda mankenlik tabii ilerledi, daha çok mankenlik. 2003-2004 yıllarında Pierre Cardin çektim. Hı-hı. Pierre Cardin'in modelliğini yaptım. Pierre Cardin'in modelliğinden sonra tabii hem oyunculuk hem modellik devam etti. O dönemler tap olduğun dönemlerde devamlı yani işten işe koşturuyordun. Hep beraber sizlerle birlikte canım, çok güzel. Ben arkanızdan geldim efendim. Bu arada körler sağırlar, birbirlerine ağırlar olduk arkadaşlar ama eğer Gürcan'ın da background'una girip bakacak olursanız ben web site'ını ve Instagram'ını ve diğer iletişim bilgilerini de aşağıya paylaşacağım. Gerçekten muhteşem bir oyuncudur ve çok eski bir modeldir. Bu eski kavramını sevmiyorum ama maalesef böyle diyorlar. Yapacak bir şey yok, artık modellik yapmıyoruz. Eskiyiz biz. Öyle diyelim, öyle diyelim. Modellikte olan sürecin ne kadar geçti? Yani 5-10 sene modellik yapmış oldun mu sen? 10 seneyi aşkın, yani bugün hı-hı, de teklif gelse bugün de yaparım. Modellik bizim için çok çok güzel. Erkeklerde ama aynen, zaten yani siz yıllanmış aynen, şarap gibi oluyorsunuz. Bizim gibi hemen bozulmuyorsunuz. Biz kendimize bakmazsak, spor vesaire desteklemezsek evet maalesef. Yani belli bir noktadan sonra yapamıyorsun modelliği ama. Katılıyorum, bizde öyle gerçekten. Erkekler bence 70'inde de modellik yapabilir ama yeter ki bakımlı bir erkek. Evet, bakımsız. Senin gibi yani. Çok naziksin, teşekkür ederim. Teşekkür. Oyunculuğa nasıl geçmiş oldun, nereden ders aldın, ilk projen neydi? İlk projem bahsettiğim gibi. Seni böyle anılara götürdüm sorularımla ama. Harikasın, çok güzel, harikasın. 97'de başladığımda
çok etkilendim o setten, o sahneden, yani o çalışanlardan. Erler filmi de çok sevmiştim. Hı-hı. Çok sevdiğim bir yakınımız vardı, onun sayesinde başladım. Evet. Eğitim olarak girmedim sete. Daha çok kendimi geliştirdim mesela. Sette piştim diyorsun yani. Evet, genelde tozunu alarak yetiştimlerdenim ben. Anladım. Kötü roller geliyor daha çok. Ben baktım birazcık projelerine seninle buluşmadan önce de. Hani tabii ki birlikte çalıştığımız işler de var ama hep böyle birinin sevgilisi kocasını aldatıyor vesaire bir şey öyle bir şeyler gelmiş. Genelde insanların da benden ondan dolayı şikayetçiler. Sevenlerimiz, arayanlarımız, bizi takip edenler hep soruyorlar. Siz kötü adamsınız. Aslında kötü adam değil de şimdi Yeşilçam demeyelim. Türk dizi camiası. Muhakkak bir karakter lazım. Biz de tabii daha çok bu planda kaldığımız için hatırda kalan o sahneler. Beni daha çok jön olarak kullanıyorlar. Mankenlikten gelme olduğum için. Evet. Biraz da görüntüden dolayı. Tabii. Sen de takip ettiğin üzere. Hı-hı. Genelde ya birisinin sevgilisini oynarız. Aynen. Ya birisini kandırmaya çalışırız. Sene 2000'lerde bir diziye gittim. Tirvana dizisi. Hı-hı. Maalesef paylaşmak isterim onu. İsmail Türk'le çalıştık. Evet. Sete gittiğimde model arkadaşımız Esin Moraloğlu var. Sete geldim. Çok severim. Ondan sonra sette tabii şimdi buradan çok şey yapmak istemem. Kendisini rencide etmek istemem ama İsmail Türk'ün hareketleri çok güzel değildi böyle. Çok değişik hareketlerde bulunuyordu. Esin'e dedim ki, Esin'cim dedim nasıl yapıyorsunuz ya, bu set nasıl gidiyor böyle? Alıştık biz dedi. Yani bazen seti toplamak zorundasınız, yapmak zorundasınız. Yani belli bir saatten sonra sette aile olunuyor ama muhakkak illaki oyuncular arasında da egosu çok yüksek çıkıntılar olabiliyor. Öyle bir şey yaşadığını anladığım kadarıyla. Aynen, maalesef yani böyle birinci adam, ikinci adam karakterleri bizlere karşı böyle bir antipati duyuyorlar. Bu da bizi üzüyor tabii. Yani o sahneyi yaşadıktan sonra Esin'i anladım ki dedim ki yani demek ki o set bitecek. Evet. O seti öyle tamamlayabildik. O zaman hocası Nazif Tunç, onu da buradan kulaklarını çınlatalım. Hı hı. Çok iyi bir hoca, çok hı hı. severim kendisini. 2000 yıllardan sonra devam etmeye başladım. Sonra 2005'te benim bir anım var, onu da size paylaşmak isterim. Rahmetli Fikret Hakan. TRT1'de 3 Kadın diye bir diziye çağrıldım. Hı hı. Orhan Hoca vardı, Orhan Hoca'yı çok severim, Orhan Oğuz. Sonra evet. kendisiyle Arka Sokaklar'da falan da çalıştık. Ben de aynı şekilde. Çalışmayan da yoktur bu arada. Muhakkak Arka Sokaklar bizim miyadımız. Aynen. Orada, kaç sene sürdü ama ya? Bayağı uzun sürdü. 10 küsür seneye geçti. Ya, şu an mi? Türkiye tarihindeki en uzun süren dizi olarak geçiyor. Aynen, sözümü böleyim. Buyur anlat. Estağfurullah. Ondan sonra işte dizide Fikret Hakan vardı. Hı hı. Yani bana göre idollerden biri. Evet. Onunla çalışmak nasip oldu bana. Sette yine orada biz kötü adamız. Onun sevdiği kadını kandırıyoruz. Kandırdığım kişi de İpek Tenolcaydı. Sen de tanısın, hatırlarsın İpek'i. Evet evet, tamam biliyorum. Şekerdir. Ben İpek'e çok şey borçluyum. Kulakları çınlasın onlardan. Bir sahne oldu. Fikret abiyle dayak yeme sahne oldu. Bana yumruk attı. O sahneyi anlatmak isterim. Evet. Fikret abi tecrübesiyle geldi. Şöyle bir tuttu yumruğunu. Gürcan'cım dedi, buradan fazla ileri gitme yoksa suratına yumruğu yersin. Peki Fikret abi dedim. Yumruğu attı, yere düştük. Kaldırdı beni. İyisin değil mi? Yok bir şey Fikret abi. O insanlar idoldü. Onlarla çalışmak da çok zevkliydi. Ondan sonraki yıllarda devam ettik. Ama modellik her zaman için içinde uhdedir. Evet. Yani Pierre Cardin'den sonra sen de bilirsin. Modellik bizim çok çok ön plana aldığımız şeyler. Ama buradan paylaşmak isterim aslında. Türkiye'de modellik biraz... Bozuldu. Evet. Yani... Bozuldu ve yabancıların eline düştü. Çünkü niye? Firmalarda para yok. Hem de evet. daha ucuza çekebiliyorlar diye onları tercih ediyorlar. Evet. Şimdi derken de... biz pahalı olmuş olduk. Şimdi sen de onu paylaşacaktın. Yani bir dönem hatırlarsın. Sırplar geldi, Ruslar geldi. Aynen. Yani... Halen daha da devam ediyorlar zaten. Ediyor. Burada yaşamlarını sürüp yani burada çalışıyorlar. Yaşa. Benim üzüldüğüm nokta biz Avrupa'ya gidemedik. Avrupa bizi hiçbir evet. şekilde kabul etmedi ama biz Avrupa'dan gelen mankenleri baş tacı yaptık. Bu da bizim Türk toplumumuzun birazcık yanlışı bence. Bunu da paylaşalım. Doğru, ya. Haklısın. Çok çektik. İkimiz de, sen de biliyorsun. Hı-hı. Sete gidiyoruz, çekime gidiyoruz, tantama gidiyoruz. Bakıyoruz onlar çok az bir paraya çalışıyorlar. Çünkü onlar sürekli iş alıyor. Ama biz iki tane iş alıyoruz. Ne olursa olsun Türkiye'de yaşıyoruz. Ama onlar bütün dünyada çalışıyorlar. Doğru. Bütün dünyada para kazanıyorlar. Doğru. Biz sadece Türkiye'de kazandığımız için bizim işlerimizi önüne geçtir. Yani biz de Arap ülkelerinde rağbet görüyoruz aslında arkadaşlar. Niyeyse böyle bir şey var. Zaten Araplar bizim Türk dizilerini falan da çok seviyorlar. Biz oraya gittiğimiz zaman Dubai'ye, Katar'a vesaire bir yere
gerçekten bizi tanıyorlar. Yani kendi ülkemizde görmediğimiz ünü, ilgiyi, alakayı orada görüyoruz ve hoşumuza gidiyor. Ama harici çıkamadık. Dediğin gibi onlar dünyada çalışıyorlar. Maalesef. Biz sınırda. Biz maalesef. Yani bir iki tane ülkenin dışında iş yapamadık. Sen de paylaştın bunu. Tabii sen de daha iyi biliyorsun. Hı hı. İster gönül isterdi ki bir gün bir İtalya'da çıkalım, bir Fransa'da çıkalım. Tabii tabii. Belki şu an menajerin var mı? Ben free çalışıyorum. Free çalışıyorsun. Free çalışıyorum. Peki menajer bir çalıştığın dönemle free çalıştığın dönem arasındaki fark nedir? Niye free'ye döndün? Ya menajerler çok denedim şansımı ama menajerler maalesef çok fazla bağımlılık istiyorlar. Benim altyapımda kendi işlerimi kendim yapmam var. Modellikten gelen işler var. Fotoğraf çekimi oluyor. Tanıtım filmleri oluyor. Bunları da menajere sunamıyorsun bunu. Menajer seni bir yere sunduğu zaman her şeyini seni satın alıyor. Evet. Her şeyini sen de daha iyi bilirsin. Evet. Ben free çalışmaktan daha mutlu kaldım. Ben de öyle. Ben de öyle. Neşe Erberk'ten sonra bir iki menajerim oldu. Şimdi de bizim Valente Ajan Serpil var sağ olsun işlerimi yürüten. Tanıyorum evet. Ama tabii bu insanlar eski dostlarımız biliyorsun. Yeni versiyondaki menajer ve ajanslar artık ipini koparan olmuş yani ve çok kötü. Onlarla da sanırım biz uyum sağlayamıyoruz Gürcan'cığım. Maalesef güzel söyledin. Yani bu saatten sonra bir menajere gitmek, menajere kendini teslim etmek zorundasın. Aynen. Ama gene de senden ben bunu bütün konuklarıma soruyorum. Yeni genç nesil model ya da oyuncu olmak istiyorlarsa nasıl bir yol izlesinler? Atıyorum Antalya'da bir arkadaşımız çıktı geldi İstanbul'a model olmak istiyor, oyunculuk yapmak istiyor. Ona sen de nacizane fikirlerinden sunarsan sevinirim. Paylaşmak isterim sizinle bir şey aslında. Şimdi model, manken kelimesi Fransızca gelen bir kelimedir. Manası da topluma örnek olan hareketleriyle, yürüyüşleriyle örnek olan insan demektir. Evet. Şimdi bizim Türkiye'de bu maalesef çok zor. Gelen arkadaşlarımız inşallah bu kelimenin anlamını hak ederek vereceklerse gelsinler. Eğitimini aldıktan sonra bence yapabilirler gelsinler. Ama doğru adreste. Aynen yani senin dediğin gibi eğitimini almadan olmaz muhakkak ki gelecekler eğitimlerini alacaklar. Eğitimlerini aldıktan sonra hakkını vererek yapsınlar. Doğru söylüyorsun. Sen de yeni jenerasyonun biraz üstün körü bu piyasaya girişinden memnun değilsin anladığım kadarıyla. Katılıyorsundur bana. Katılıyorum. Yürüyüş ve zarafet eğitimi veriyordum arkadaşlar. Benim öğrencilerim arasında gerçekten modelliği, yürüyüşü, zarafeti, adab-ı muaşereti öğrenmek için gelen ve model olabilecek, gelecek vaat eden öğrenciler de vardı. Atıyorum bu işi farklı yönlere çekmek isteyen öğrenciler de vardı. Hal böyle olunca sen de ister istemez düşünüyorsun yani hani ben doğru adrese mi yardımcı oluyorum diye. Ve biz bu işi Gürcan da keza öyle ciddiyetle yaparken işi laylay loma bağlayan nesilden hoşnut değiliz. Onun için yani nacizane bence değil mi? Eğer gerçekten bu işi yapmak istiyorlarsa profesyonel ben de söylüyorum onlara hep. Profesyonel 3-5 tane ajans var. Onların doğrultusunda yönlensinler. Dediğin gibi gelen bir arkadaşın ne olursa olsun önce güzel bir eğitim alması. Hı hı. Diksiyon, yürüyüş bunlar çok önemli şeyler. Zaten Nilgün Hanım'ın dediği gibi. Bunları yaptıktan sonra kendi kimliğiyle devam etmez. Kendi kimliğiyle. Yani anlattığımız gibi bir modelin topluma örnek olması lazım. Aynen. Ben isterim Nilgün Hanım da ben de yani örnek olabiliyorsak mutluyuz. Evet. Mutluyuz. Kaç tane reklamın oldu? Reklamım bayağı oldu. Yani 30 diyebilirim belki 30'dan fazla. Benim yüzük açık oldu ama ben bayanım sanırım bak bunu da konuşalım. Türkiye'de bayanlar daha çok iş yapıyorlar değil mi? Erkeklere tabii ki, göre. Tabii ki. Niye tabii öyle ki, sence? Tabii ki. Sen de çok iş yapan bir erkeksin ama bak şimdi sayılara bakınca yüzü geçmişim ben yani. Sen 30-35 diyorsun. Senin muhakkak bayan dediğin gibi biraz daha avantajın var ama benim bir sıkıntım vardı. Ben Yugoslav göçmeniyim. Boşnağım. Evet. Boşnak olduğum için daha çok beni yabancılara benzetiyorlardı. Yani yabancı bir evet, karakter yabancılara olursa... Evet, benziyorsun. Değil mi? Evet. Ondan dolayı bu benim için eksi oldu. Eksi olunca tabii çok fazla reklam çekemedim. Ama çok iyi hatırlıyorum bir ara bir haftada 3 tane reklam çektiğimi hatırlıyorum. Bu nasıl oluyordu? Eskiden, çok eskiden. Çok eskiden oluyordu. Aynen, hatırlarsın şöyle bir şey vardı. Gazete promosyonları vardı. Hatırlar evet, mısın? Evet, aynen. Gazete bir şey verir. Gazete bir şey verdiği zaman muhakkak onu tanıtımı için bizi ararlardı. Akşam giderdik saat gece 2'ye kadar çekim yapıldı. Ertesi gün hemen yayına girerdi. Hı hı. Ondan 2-3 gün sonra başka bir şey gelirdi. Yine bizi kullanırlardı. Çok güzel günlerdi.
dediğim gibi reklamdım galiba. Yani 30-35 çok hatırlamıyorum sayısını. Reklamım çok fazla olmadı. Erbank'tan ne zaman ayrıldın? Neşe abla yuva işlerine girip ben artık ajans bölümünü Cengiz'e veriyorum dediği zaman mı bırakmış oldun sen de benim gibi? Aslında ben sonuna kadar onlarlaydım çünkü. Biliyorum sen evet devam ettin ama benim için çok üzücü bir olay oldu. Ben bir firmayla anlaştım. Evet. Anlaştıktan sonra firma dedi ki seninle çalışıyoruz. El sıkıştık görüşmeden. Tamam. Ajansı aradığımda bana dediler ki sen seçilmedin ki ne havaya giriyorsun? Aa. Böyle bir diyalog geçince. Sen de soğudun. Yani bu çok acı oldu. Hemen firmaya gittim. Dedim böyle böyle hayırdır dedim. Yani ben çok mahcup durumdayım. Yani benimle beraber çalışan insanlar bana bunu söyledi. Nasıl olabilir bu? Bana söyledikleri şuydu. Biz sana bir rakam verdik ama senin rakamının çok çok üstünde istediler. Ajanslarda maalesef böyle şeyler var biliyorsun. Halen daha da hatta kat bir kat. Daha fazla istiyorlarmış Gülcan'cığım. Ben arkadaşlar muhakkak buna da dikkat etsinler değil mi? Yeni jenerasyon eğer bir ajansa girdiyse muhakkak o ajansla daha önceden çalışmış olan model ya da oyuncu arkadaşlarla bir sohbet edin. Çünkü benim o hani sevmediğim yeni türemiş olan kesim var ya, çarpı 4 fiyat veriyor size. Siz bir şey aldığınızı sanıyorsunuz ama çarpı 4'ünü onlar almış oluyorlar. Sıvıcıydı, KDV'siydi, şuydu buydu. Yani hepimiz emek sarf ediyoruz, hepimiz bir şeyleri ortaya koyuyoruz, sanat yapmaya çalışıyoruz. Onun için muhakkak çalıştığınız yere dikkat edin ve öncesi araştırın. Gürcan'cığım, senin söylemek istediğin başka bir şey var mı tatlım? Çok küçük bir noktaya ben de değinim. O kadar güzel söyledin ki bizi takip edenler, Nilgün Hanım'ı takip edenlere evet bazı ajanslar var para alıyorlar. Yani bu işi yapan insan ajansa para kazandırır. Yanlış mıyım? Evet ama ajansın da ona kazandırması gerekir. Yani ne olursa ve oran olması lazım. Tabii ki yani bir ajansa kayıt parası diye bir şey olmaz. Bunu bizi takip edenlere tabii söyleyelim. Fotoğrafçıları da ayarlıyorlar, yürüyüş aynı ve zarafet eğitimleri, her aynı şey. Şekilde. Zaten evet. Bir ajans seni gördüğünde bir gelecek vaat ettiğine inanıyorsa sana her şeyi sunuyor. Eğer fotoğraf çekimiydi, yok kayıt parasıydı değil mi? Sürümden kazanıyor. Sana iş sunmak istemiyor. Sürümden kazanıp ne kadar çok insanı alırsam çekimine şusunu busunu ayarlıyorum şeklinde. Maalesef bu da bir acizlik. Ben buna karşıyım, sen de karşısın. Ona da dikkat edin lütfen. Dediğimiz 4-5 büyük ajans eğer çok merak ederseniz lütfen aşağıya yorum bırakın. Ayrıyetten size söyleyeceğim hangi ajanslar olduğunu. Harici no arkadaşlar. Kesinlikle gitmeyin. Onlara para kazandırırsınız. Siz kazanamazsınız. Kazandığınızı sanırsınız. Üstünüzden çarpı 5 yerler yani. Gürcan'cığım vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Şu an gelecek olan bir projemiz var mı? Reklam hariç. Onu da sorayım da. Şöyle bir şey. Bazı arkadaşlarım, ajanslar başladılar şey yapmaya, beni sunmaya. Şu an belli değil ama bana uygun bir karakter çıkarsa ben biraz da ince elip sık dokuyorsun anladığım kadarıyla evet, projelere bakıyorsun falan. Aynen yani bana bir şey katması lazım ve insanlara güzel örnekle almak lazım. Yani güzel örnek olursam o projeyi kabul ediyorum. İçinde kalmış bir rol var mı? Şunu da oynasaydım keşke hiç de gelmedi böyle bir rol diye. Olmadı çok şükür olmadı ama çok istiyorum güzel bir aksiyon. Yani onu ben de istiyorum. Güzel bir aksiyon. Bir zamanlar benim Nilgün Hanım'la hayalim vardı. Onunla güzel ikimiz de bir dedektifi oynayacaktık. Evet evet doğru söylüyorsun. İnşallah ileriki yıllarda ama güzel bir aksiyon filmi istiyorum. Belki ben çekerim, ikimizi oynatırım. En güzeli koşa, bence koşa, bu zamanda. Koşa koşa gelirim ben Nilgün. Ay canım benim çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Arkadaşlar evet. Umarım sevmişsinizdir bizim sohbetimizi. Almanız gereken şeyleri de almışsınızdır. Biraz sohbet ettik. Biraz Gürcan'ın iş hayatından, kariyerinden bahsettik. Biraz da size gönderme yaptık. İnşallah algılayabilmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıya yorum bırakmayı, zil butonunu açmayı, likelamayı, bana abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum.